Selam arkadaşlar, Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Üzerimin paspal olmasının, saçlarımın vesaire dağınık olmasının bir sebebi var arkadaşlar. Bugün sizinle bir eğlence içeriği çekeceğiz. 2 gün önce bir korku içeriği çekmiştik. Başımıza değişik olaylar gelmişti. Yorumlarda şu tarz şeyler gördüm. Bizim için bu kadar kendini tehlikeye atmana gerek yok. Biz seni ne yaparsan yap seviyoruz. Bir video için değmez. Biz seni oyuncak açsan da seviyoruz. Makyaj videosu çeksen de seviyoruz. Şeklinde çok güzel yorumlar da aldım. Gitti. Şimdi yine eski içeriklerimize geri dönüyorum. Arkadaşlar bu içerik daha Türkiye'de ve dünyada hiçbir yerde yapılmamış bir içerik. Cansız mankene kendimi klonladım. Yani kendi klonumu cansız mankene yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Aynı ten rengimi uygulayacağım. İşte yüzünü gözünü boyayacağım vesaire. Neyse bütün detayları videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz zaten. Ben şimdi hemen başlıyorum. Bugün zaten üstüm başım muhtemelen boya olacak. O yüzden hemen başlayalım. Öncelikle cansız mankenimizi kendi ten rengime benzetmeye çalışacağız. Daha sonra işte kıyafet, aksesuar vesaire o tarz şeyleri geçeceğiz. Öncelikle en önemlisi cansız mankenimizi boyamak. Ve yüzünü biliyorsunuz cansız mankenlerin yüzleri böyle bir tık tuhaf. Ve ben kendim bana benzeyen bir yüz çizmeye çalışacağım. Biliyorsunuz yeteneklerime güveniyorum. İnşallah bana benzer. Bu cansız mankenimizin bacak kısmı ama benim bacak kısmım bu kadar uzun değil. Bakın benim bacağım burada. Benim başlangıcı burada. Bununkisi burada yani. Arada bayağı bir fark var. Aynı olamayacağız zaten. Bir de inşallah gece ben bunu görüp de korkmam. Ben bunu odamda falan tutamam. Söyleyeyim size. Sakin sakin sakin. Elleri falan da var. Elleri, kafası, kolları, her şey var. Daha üst kısmı. Oha bu beni çok, beni şu anda geçti. Daha kafası olmadan beni geçti şu an. Ne yapacağız? Şimdiden beni geçti. Bak şimdi. Geniş geniş. Aynen şu şekilde oturtuyorsun. Sonra şöyle döndürüyorsun. Ay! Keşke çocuk mankeni alsaydım. Allah kahretsin. Çocuk mankeni alsaydım bunlar olmayacaktı. Ay! Kafama düşecek. Kafama düşecek bu benim. Neyse görünen kısımlarını artık boyarım. İlk önce kafadan başlamak istiyorum. Çok tuhaf bir video olacak bence. Acaba kendime benzetebilecek miyim? Şunlar da kolları arkadaşlar. Yani enteresan. Herhalde bunların parça parça olması sebebi kıyafetleri kolay giydirebilmek. Wow, işte zeka, işte gerçeklik, işte akıl ve mantık. Anladım. Hemen çözdüm. Şunu şuradan şöyle geçirdik, tamam mı? Bu kafasını oynatabilsin diye. Sonra bunun burasını mankenimizin üst büstüne yerleştireceğiz. Bak şimdi. Bunu üst büste yerleştirdim. Burası hareket edebilecek. Gör. Ay. Çok tuhaf. Kafası. Heh. Evet. Tamam, gerçekten gerçek bir mankene benziyor. Ama senin yüzün çok çirkin kanka. Aa, gözleri bile var kız. Neyse gözleri kalsın da şu kaşı, kirpiği vesaire bir adam edelim yahu. Bir adam edelim şunu yani. Gerçi kendime hiç bakmıyorum bunu söylerken de. Hadi bunu boyamaya başlayalım. İlk yüzden başlıyoruz. Cansız mankenimi akrilik boyayla ten rengine boyamaya başlıyorum arkadaşlar. Siz de bu arada videomu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdilik her şey yolunda gibi gözükse de ilerleyen süreçlerde ten renginin aslında tam da o benim ten rengime benzemediğini fark edeceğim. Ve içini hafif pembemsi flamingo renginden karıştıracağım. Şu anda kollarımızı boyadım. Kafatasını boyadım ama şuradaki şeyler çıkmadı. Arkadaşlar galiba öncesinde bir asetonla temizleseydim belki bunlar çıkabilirdi. Şimdi bir aseton denesem mi denemesem mi bilemiyorum. Aseton ve pamuk yardımıyla mankenimizin yüzündeki o korkunç makyajı çıkartmaya başlıyorum. Ve kendim üzerine boyamaya çalışacağım. Bacım işte bak kendi gözlerin ne kadar güzelmiş. O makyaj neydi öyle bacım ya? Sana kimse mi, hiçbir çevrende arkadaşın yoktu? Hiç mi kimse seni uyarmadı? O makyajla nasıl dolaştın bacım sen ya? Aa gene gözünü boyadım. Aferin sana, ne kadar salaksın ya. Yine gözünü boyadım. Kadıncağızım. Zaten ne eziyetler çekmiş. Zaten kaşı bile yok şu an. Aynı ben gibi. Görüyoruz arkadaşlar, şimdiden ben çok yoruldum. Ama boyamanın çoğu kısmı bitti. Yüzlerde detay var sadece. Bu arada tamamını boyamaya başladım. Hani bacakları falan da boyayacağım. Başlamışken diyorum hepsini birden yapayım. Sonuçta. Başka kıyafetler de giydiririm mesela. O yüzden tekrar tekrar boyamaya uğraşmayayım diye şu an hepsini bitiriyorum.
Mantıklı bir seçenek. Aynı renk olduk mu? Sanki bir tık daha pembeliğe ihtiyacı var ama neyse. Neyse. Beyazla ten rengini karıştırıyorum bu arada. Aynı olması için. Ama yine de böyle tam bir canlılık yok yani, anladınız mı? Şu renk oluyor. Bunun içinde pembelik de var. Bak mesela yüzümün pembelikleri var ya kolumda falan. Bu onun için bir tık. Birazcık katacağım. Bayağı kattım. Mankenimizin tüm vücudunu boyamaya başlıyorum. İlk önce üst büstünü bitireceğim. Daha sonrasında da bacaklarını boyamaya çalışacağım. Arkadaşlar manken gerçekten benden oldukça büyük, benden oldukça fazla uzun ve fazla kalıplı. Ama yine de bana benzeyeceğini umut ederek boyamaya devam ediyorum. Ahanda yaptım ama burasından daha koyu oldu. O yüzden bir sürü daha geçiyorum. Bacım sana. Bayağı da sağlam bu arada. Hani dik durabiliyor ayakta. Aynı ben gibi. O kadar kazık yemiş ama hala dimdik ayakta duruyor. Helal olsun bacım. Müthiş oldu ya. Ay müthişem oldu. Sonuçta kimsenin cansız mankeni yok birbirinin aynı klonu olan. Bu içerik yurt dışında da çekilmemiş baktım. Yani bunu İngilizce çevirerek falan arattım. Yine bulamadım. Demek ki ilk ben çektim abi. İlk ben çektim. Kesin yarın TikToker'lardan biri çeker. Hiç şaşırmam. Kesin yarın çekilir bu. Zaten ne içerik söylesem, yayında olsun, başka bir yerde olsun. Ne içerik söylesem videolar çekiyorlar. Sağ olsunlar yani. Bu kadar insan kopyalamayın abi. İnsan siniri bozuluyor gerçekten. Gerçekten sinirim bozuyor ve beni tanıyorsunuz. Ben olduğum olası çok sinirlenirim bu tarz şeylere. İstemsiz yani. Bazılarının hoşuna gider. Aa beni kopyalıyor. Aa bana özeniyor falan. Ben nefret ediyorum abi. Ve hep de bana yapılıyor. Zaten neyden kaçarsan hep başına o gelir ya. Gerçekten sorun bu. Benim de derdim bu yani. Ne yapabilirim? Benim de derdim bu. Şu kolları bir daha yapayım. Kolları çünkü baksana abi böyle renk mi olur? Biraz ten rengi, flamingo rengini kullanacağım o yüzden. Böyle daha mantıklı. Bak daha insan koluna benziyor. Haksız mıyım manken kolu? Haksız mıyım? Bu kol mu daha çok insan koluna benziyor yoksa bu mu? Bak bu mu? Hangisi benim tenime daha çok benziyor? Tabii ki de bu. O yüzden bu renge boyamak daha mantıklı geldi bana. Çünkü bu bir tık böyle bir ten rengi olarak geçiyor ama bu daha sarı avtonlu bir ten rengi bence. Bu daha ben ten rengi yani. O yüzden buna devam ke ayıralım. Diğer kolumuzu da aynı renge boyuyoruz ve ortaya çok güzel bir sonuç çıkıyor. Yeni hazırladığımız rengi de manken kafasına uyguluyorum. Şu anda bu şekilde arkadaşlar. Bence ten rengi şu anda tam olarak oldu. Bu da cansız mankenimizin vücut kısmı. Üst kısmını bir daha boyayacağım, evet. Ton farkı var. Bu şekilde yani şu an. Yani yüzüne makyaj yapabilmek için o kadar çok uğraştım ki neredeyse bir saatim yüzüne makyaj yapabilmek için harcanmış. Sırf gerçekçi durabilmesi adına yüzüne normal günlük hayatta kullandığımız makyaj hilelerinden bile yaptım. Yüzüne kontür, allık, işte ruj, eyeliner gibi uygulamalar yapmaya çalıştım. Ben bu kadar uğraşıyorum ama siz benzetmezseniz tabii ki yaptıklarım boşa gidecek. Sizce manken bana benzemiş mi yoksa benzememiş mi? Lütfen dürüstçe yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz mankenin kafasını boyarken yanlışlıkla birazcık da gözüne boya kaçırmıştım. Onları da kulak çöpüyle boyadım ve tek tek kirpik ekliyorum ve kendimden bile daha güzel bir kaş yapmaya çalıştım. Arkadaşlar saatlerdir uğraşıyorum, bu kadar oldu. Bence bana benziyor bu arada. Ben bana benzediğini düşünüyorum. Peruk meruk takarsak gözlerini de boyasam mı gözlerini acaba ya? Böyle yeşil mi kalsa? Gözlerini bence boyayayım ya. Son olarak mankenimizin gözlerine lens bile eklemeyi ihmal etmedim. Göz bebekleri, gözündeki beyaz aydınlık kısım gibi küçük detayları da eklemeye çalışıyorum. Şu anda kafa oldu bence. Kafa aynı ben bu arada. Ben bayağı kendime benzettiğimi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kirpik bile taktım ayol. Daha ne yapayım ya? Baksana kirpiği bile var. Gayet güzel oldu. Şimdi peruk meruk takalım. Ay şimdi en keyifli yer. Şimdi giydireceğiz bebeğimizi. Arkadaşlar peruğum ne hale gelmiş ya. Ben bunu nasıl takacağım mankene?
nasıl bir hale gelmiş var ya. Bunu ne yapacağım ben şimdi? Nasıl kullanacağım ki? Nasıl olacak ki bu? Bunu giysin, bunu giysin. Şöyle, bunu mu giyeceksin, bunu mu? Bunu giysin. Manken bebeğimize kıyafet styling tasarımı yapmaya başladım. Bu arada mankenimizin ismi sizce ne olsun? Bana benzedin mi? Ya hiç bana benzemedin ya. Ne kadar uzunsun. Bunu da tak. Ya bu hiç bana benzemiyor. Travesti gibi oldu ya. Hiç bana benzemedi ya. Benim yetişmiyor ki sana. Bir yandan biraz benziyorsun. Ağlama yani. Biraz benzedi değil mi? Benzedi, benzedi şimdi. Göstereyim. Arkadaşlar bakın ben. Bana benzedi mi? Kadraja bile sığmıyor. Kadraja sığmadı arkadaşlar. Ama neyse. Bayağı dibi uzun. Bak göstereyim. Çok fotojenik değil ama olsun. Aa bak bu açıdan bayağı benziyor bu arada. Bu açıdan bayağı bir benziyor. Bak gözleri falan muhteşem oldu. Böyle. Şöyle yandan gösterirsen benzer. Kıyafeti böyle. Aa, ayağını boyamadım. Neyse bir şey olmaz ayağını boyamazsın. Sonuçta kafası benzedi değil mi? Değil mi sonuçta? Cevap ver. Gerçekten de güzel olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hatta bir tane YouTube videosu çeksin şimdi. Mesela burası benim video çekme yerim ya. Bu benim adıma konuştum mesela. Merhaba arkadaşlar. Uzun kolunu hareket ettiremiyor ama olsun. Merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle Toybox oynayacağız. Değil mi? Aynı ben gibi. Böyle yan durunca benziyor sadece bu kız. Aa gerçekten bana benziyor bu arada. Muhteşem oldu. Değil mi? Evet arkadaşlar ben artık Özgür'ün klonuyum ve ikiziyim. Sizleri çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü ben artık Özgür'ün ikiziyim. Gerçekten yandan benziyor ama. Bir tane de çanta takayım. Bunu şöyle giydireyim. Aa çanta bile takıyor. Neyse bir yere gitmeye üşendiğimde artık klonumu gönderirim. Evet arkadaşlar Uzun Makarna kanalına geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben bu bebekten şimdiden çok sıkıldım. Kendini ben zannediyor. Gitmiş kendi kendine taş gibi poğaçadan yapmış. Hem de aynı benim gibi yapmış. Burada da bebeğimi öldürmeye çalıştığının kanıtı olan bir tane bir şey. Burada Winx'li kitabımı çalmış. Ben artık bu klonumu çöpe atmak istiyorum. Almak isteyen varsa veririm 5 TL'yi. Arkadaşlar şaka bir yana bence gayet güzel ve havalı oldu. Hani sadece boyun kısmını fark ettim bu arada. Boyun kısmı gerçekten çok kaba ve büyük. Hani normalde bir insanın boynu bu kadar kalın olmaz. Ve bilmiyorum bu kadar uzun da olmaz bir insan bence sanki. Baksana aynı ben gibi duruyor. Oha. Oha inanmıyorum. Neyse şu tarafı çok çekmeyeyim. Şaka gibi. Arkadaşlar o kadar uğraştım. Videoyu beğenmezseniz size gerçekten küserim. Ve gece eğer beğenmezseniz inşallah gece rüyanıza klonum girer. Tamam mı? Zaten de çirkin. Zaten de bana benzedi işte. Değil mi? Ufaklık. Ol kafasını çevirdi bana. Git başka tarafa bak. Ben bununla yaşayamam söyleyeyim. Ben bunu hayatta yaşayamam. Onu vurdum sonra kafasını bana çevirdi. Ben bunu yaşayamam. Hoşçakal. Zaten de yanlışlıkla kendimden güzel bir klon yaptım. Zaten de benden uzunsun.
Git hadi. Git arkadaş, istemiyorum. Git. Bebeğimi hala boğazlıyor, görüyor musunuz? Zaten de bebeğimi boğazladım. Görüşürüz.